Hizmet hareketinin şeffaf olması gerektiğini söylüyorsunuz. Cemaat 28 Şubat döneminde tamamen kapalı kutu olduğundan dolayı pek zarar almadan kurtuldu. 28 Şubat'ın tam anlamıyla başarıya ulaşmamasının sebebi gerekli fişleme belgelerinin yetersizliği değil miydi? 15 Temmuz sürecinde ise sanki eliyle koymuş gibi cemaat mensuplarını tasfiye ettiler. 2002'den sonra cemaat mensuplarının isimleri açıkça listelendi ve bu isimler 15 Temmuz sürecinde tasfiye edildi. Sizce cemaat bu korku yüzünden şeffaflaşmaya mı karşı? Tam şeffaflaşmaya karşı olmasının sebebi bu korku değil bence. Bir şeffaflaşmaktan nelerin kastedildiğini iyi anlaşılmıyor, iyi anlatılmıyor. Şeffaflaşma diyen herkes öcüleştirilip argümanları ötekileştirildiği için o tartışma hiçbir sağlıklı olmuyor. Yoksa şeffaflaşma cemaatin korkularını giderebilecek bir süreç yani. İkincisi hani ben şeffaflaşmayı ne kastediyorum? Mesela çok basit herhangi bir konuda hangi kararın nasıl alındığını, kimin nerede aldığını, nasıl uygulandığını filan bilmenize gerek yok. Ama merak ettiğiniz zaman bunu bir şekilde öğrenebiliyor olmanız lazım. Yani işte filanca yerde şöyle bir karar aldı. İnsanlar şu programı kullanacak, şunu yapacaklar, şu derneği kuracaklar, buna üye olacaklar. Bu kararı da şu insanlar aldı. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Bunu bilmediğiniz zaman kim ne karar alıyor bilmiyorsunuz, ne yapıyor bilmiyorsunuz. Çok basit bir şey var yani sorumluluk yani. Aynı adamlar hatalı karar almaya devam ediyor olabilirler. Öyle çok muğlak bırakılan bir taraf var. En basit manada yani bu kim ne karar alıyor? İşte cemaatin mesela hiç konuşulmayan meselelerde yani parası var mıydı, yok muydu, nerede harcandı bütçesi, ne oldu, kimin elinde? Yani şu an bir bakıyorsunuz bir tarafta insanların çeşitli bütçesi var, bir tarafta bakıyorsunuz insanlar hiç bütçesi yok. Nasıl oluyor bu? Yani kim neyi nasıl yapıyor? Bütün bunlar hani şeffaflık olsa biraz daha iyi yönetilebilir diye düşünüyorum. Yani iyi durumda olan var, kötü durumda olan var. İyi durumda olan, kötü durumda olan halini biliyor olabilir ama kötü durumda olan adam iyi durumda olanların olduğunu bilmiyor olabilir. Bunlar bile sıkıntıya sebep olacak ileride ama şu an için böyle gidiyor diye insanlar bir şey demiyor anladığım kadarıyla. Ama 28 Şubat'ta tam anlamıyla başarıya ulaşmamasının sebebi fişlemenin olmaması değil. Yani 28 Şubat'ta tabii ki fişleme vardı. Cemaat küçüktü ve belki içinde bu kadar sızma yoktu. Dolayısıyla fişleme çok etkili değildi. Ama nihayetinde o fişleme belgeleri çok işleme de koyulamadı nihayetinde. Öyle bir ortam oluşturulamadı. Öyle bir düşmanlaştırma becerilemedi. Ve tam tersine cemaat o krizden büyüyerek çıktı. Kendini topluma daha iyi anlatarak çıktı. Bütün toplumun tanıdığı bir ülke çapında bir hareket haline geldi. Hem Gülen hem cemaat kendi durdukları yeri iyi açıkladılar. İftiralara cevap verdiler, iddialara cevap verdiler. Hareketleriyle örnek oldular. İşte bütün kurumlar en üst düzeyde defalarca teftişten geçilmesine rağmen hatalarını düzeltme yoluna gittiler ve bu hatalarını düzelttikleri için kapatılamadılar. Kapatılanlar oldu tabii olmadı değil ama cemaat sınıf atladı yani o manada. 15 Temmuz sürecinde ise yani toplumsal bir hislerinin kurbanı edildi. Dolayısıyla burada ama şöyle bir şey var yani 15 Temmuz'a doğru yaklaşılan o süreçte cemaatin terör örgütü olarak ilan edildiği süreçte tabii ki pek çok hatanın yapıldığını görmek de mümkün. İşte aktif senin kurulması hala anlaşılamayan bir şey. Baylok kullanılması anlaşılamayan bir mesele. Bankasıya para yatırma kararını kimin nasıl aldığı belli değil. Yani konuştuğunuz zaman hemen bir sürü eleştiri geliyor o meselede. Yani tek başına birisinin aklına gelmiş bir mesele değil nihayetinde. Bir süreci var nasıl oldu falan diye sorduğunuz zaman ortalık karışıyor nihayetinde. Dolayısıyla 15 Temmuz süreci ve öncesinde yani tabii ki çeşitli manipülasyonlar da olabilir. Bunların bir kısmı kasıtlı olarak insanları çeşitli torbalara koymak için yapılmış ön hazırlıklar da olabilir. Yani bugün delil olarak konulan her meseleye şüpheli yaklaşmakta fayda var. Yani bu kararı kim nasıl aldı da delil haline geldi, bu kararı kim nasıl aldı da delil haline geldi diye bakılabilir. Ama cemaat bence bu korku yüzünden şeffaflaşmaya karşı değil. Cemaat Türkiye'de yaşamış olan insanların böyle bir şeyi var ister istemez. Yani Türkiye'de ortaya çıkan bir cemaat olduğu için Türkiye'de bu tarz şeyler, dini yapılanmalar yasak, anayasal olarak yasak olduğu için yani 40-50 yıllık öğrenilmiş şeyler var, davranışlar var. Onları bırakamıyor. Onları yurt dışına bile olduğu gibi taşımayı tercih etmişti. Çünkü başka bir davranış modeli yoktu. O davranış modelini komple terk edip yeni bir modele geçmesi
gerekiyor ama bu zihinsel paradigma kolay değil. Dikkat ederseniz cemaatin zaten şeffaflaşsa sıkıntı olabilecek kurumları tasfiye edildi. Askeriye diye devlet memuru şubu bir şey kalmadı. Geri kalan kısmı şeffaflaşsa ne olur? Yani ne zarar olur? Ama işte bu alışkanlık meselesi, yani statükoyu koruma meselesi sadece hani işte devletlerin reformlara karşı çıkmasıyla anlaşılabilir bir mesele değil. Yani insanlar mevcut durumdan daha iyi olacağına ikna olmazlar. Değişimden korkarlar. Olabilir. 28 Şubat sürecinde de bir sürü böyle korku vardı muhtemelen. Şey yapıyor. Dolayısıyla bu şeffaflaşma da böyle zamanla zaten ister istemez hayatımıza giriyor. Yani 3 sene öncesine göre cemaat çok daha şeffaf. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten geliyor. Çok daha manage edilebilir. Çok daha sağlıklı bir transition ne derler, dönüşüm yapılabilir aslında, mümkün. Bütün bunlar öngörülebilir şeyler. Hepsi öngörülmüş de şeyler. Hem şeffaflaşma hem yerelleşme öngörülmüş, defalarca raporlara hazırlanmış şeyler. O kadar ki bunları hazırlayan adamlar artık toplantılara katılmıyorlar. Yani sıkıldılar, bunaldılar konuşmaktan bu meseleleri. 10 yıldır konuşulan meseleler bunlar. Yani cemaatin genelinin gündemine yeni girmiş olabilir ama baya bir zihinsel çaba sarf edilen meseleler. Ama toplumda yavaş yavaş şey yapacak. Yani şöyle düşünün. Şu ana kadar cemaatle bağını inkar etme psikolojisi, yani korku, yani kendi dini kimliğini açıklamaktan korkan insanlar, Türkiye insanları. Biz böyle insanlarız yani. Anladın mı? Türkiye'de insanlar özgür değil. Dışarı çıkıyor adam, iltica başvurusunda bulunuyor. Cemaatle bağını ispat etmeye çalışıyor. Bu bile bir büyük bir travma. Ama bunu yapan adamların bile tedbir yaptığını görüyorsunuz işte kendince sonra. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü alışkanlık kolay değil ama zamanla aslında bu cemaat kimliğine, dindar kimliğine bir şekilde insanlar yaklaşacak, üst üste oturacak ve bu tamamlandığı zaman, yani bu şekilde hayatına devam ettiği zaman zaten şeffaflaşmış olacak. Ama şu an için düşünün, düne kadar cemaat aidiyetini inkar eden insanlar şimdi cemaat aidiyetini ispat etmeye çalışıyorlar. Belge bulmaya, resim bulmaya, ben filanca event'e katılmıştım, filanca geziye katılmıştım diye devletleri ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bir travmadır. Yani bu travma bir kimlik inşasının bir parçası ve bu tamamlandığı zaman, yani tamamlandığı zaman derken şu an cemaatin %10'u henüz bunu yaşadı. %30'u 40'ı yaşadığı zaman bunun bir etkisi olacaktır. Geri kalanı daha kolay dahil olacaktır diye düşünüyorum.